72 yaşındaki mücella yapıcı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden Bir Gün Gazetesi'ne yolladığı yazıda adını koymadan kendisine yapılan işkenceyi yazdı. Yazıdan öğrendik ki yaşı ve hastalıkları nedeniyle muayenelere götürülmeden önce elleri can yakan keskin kelepçelerle kelepçeleniyormuş. İki hücreli daracık bir cezaevi aracına 14 kadın mahkumla birlikte silahlı jandarma erleri eşliğinde bindiriliyormuş. Hastanede beklerken kazara bacak bacak üstüne atsa indir o bacaklarını aşağı diye azarlanıyor. Göz muayenesini ya da diş tedavisini bile kelepçeli halde yapıyormuş. Bu süreçte yüzüne bile bakmayan doktorlarına yıllarca meslek odalarıyla birlikte uğruna mücadele ettiği meslek etiğini ve kelepçeli muayeneyi yasaklayan İstanbul protokolünü hatırlatıyormuş. Silivri'de o daracık cezaevi aracına bindiğim için, diş tedavisine gittiğim için, muayene koşullarını deneyimlediğin için biliyorum. Hastaneye götürülürken veya muayenede hiç kelepçelenmedim. Demek ki mümkün ama gezicilerden hınç almak için eziyetin dozu artırılmış. O kadar ki ömrünü haklar mücadelesine adamış 72 yaşındaki bir tutsağa böyle muayene emri verilmiş. Aynı iktidarın emrindeki aile sağlık merkezinin Alaaddin Çakıcı için verdiği rapordan bir bölüm hatırlatalım şimdi. Diyor ki kendisinin 16 tür hastalığı vardır. Haftada 3 gün balık 2 kez ızgara köfte yemesi uygundur. Yemekler cezaevi yemekhanesinde pişirilmemeli, lokantadan cezaevine teslim edilmelidir. Kafein ihtiyacı için hastalıkları nedeniyle S marka kahveyi dünyanın değişik yerlerinde kullandığı için French press bardakla içmesi uygundur. Türkiye'de insanı savunmakla insana kıymanın arasındaki bedel farkı bu kadar yüksek işte. Ama gezi direncinin direnişinin hıncıyla ve korkusuyla bu emirleri veren yetkililerin, o kanunsuz emirleri uygulayan doktorların, jandarmaların bir gün devranın döneceğini, asıl o zaman korkmaları gerekeceğini iyi bilmesi lazım. Mücella yapıcı ve siyasi tutsakların onurunu böyle zedileyemezsiniz. Ama bir gün bu yaptığınız onursuzluğun bedelini ağır ödersiniz.''